Evet Nuri Bey, bir kez daha Yunanistan'dayız, Selanik'te. Yunan pazarı sizin için önemli bir pazar. Intra'nın ve Nuri Bey'in izlenimlerini alalım. Vallahi Yunanistan pazarı bizim için gerçekten önemli bir pazar. Yani bu sene Taksim olayları etkilemesine rağmen bu sene bizim Yunanistan'da geçen seneye göre bir artış kaydettik. Ama tabii ki fuarlar her geçen tüm pazarlarda, tüm ülkelerde olduğu gibi önemini, değerini azaltıyor. Bu da tabii gelişen teknolojiyle de kaynakla bağlaşıyor. Çünkü artık herkes her şeye, teknolojiye, bilgiye direkt olarak ulaşabiliyor. Bunun sonucunda da artık bizim fuarlardaki katılım amacımız eşlerle, dostlarla merhabalaşmak, tokalaşmak, hal hatır sormak. Onun akabinde bir sonraki senenin planlarını, satış stratejisini belirlemek, onları yapmak. Yani Selanik Pazarı'da biz buradaki büyük operatörlerden bir tanesiyle çalışıyoruz. Onlarla daha fazla işbirliğimizi nasıl geliştiririz diye dün akşam bir toplantıya gittik. Kendilerinin bir tane özel Türkiye özel broşürü var, katalogları var. Her hafta sonu otobüslerle İstanbul'a birer otobüs programları var. Kışın açıkçası okul grupları bekliyoruz. Özellikle bizim İstanbul'un düşük olduğu sezonlarda, aylarda, Şubat ayında, Ocak ayında okul grupları almayı planlıyoruz. Atina'dan yani Selanik'e tabii ki acentalar katılmıyorlar. Sadece Selanik'teki bu fuara, Selanik'teki lokal acentalar. Evet. Burada zaten 3 tane 4 tane büyük acenta, geride çok ufak acentalar. İşin enteresan tarafı o. Yani Atina'da doğru düzgün fuar yok. Atina'daki buraya gelmiyor. Gelmiyor yani, gelmiyorlar. Tabii ki bu Yunan pazarının da şeyi, karakterisi. Evet. Yani herkes birbirisinin biraz daha kuyusunu nasıl kazabilirim, işini nasıl bozabilirim. Onun üzerine gittikleri için. Evet. Doğal olarak Atinalılar buraya gelmiyor. Evet. Atina'da fuar yok. Siz yani, de sales call'lara falan gidiyorsunuz. Tabii ki sales call'lara gidiyoruz. Yani Yunanistan'da zaten çalışıldığı zaman, yani birden fazla firmayla çalıştığınız zaman zaten sorun yaşıyorsunuz. Yani burada doğal olarak biz de seçici oluyoruz. Yani burada Selanik'te 3 tane 4 tane büyük operatör varsa, bunların içinde biz hangisiyle bize Intra'ya uyar, bizim çalışma prensiplerimize uyar, karakterimize uyar, onu seçiyoruz. Atina'da onu seçiyoruz. Atinalılarla Selanikliler zaten tamam farklı. Ne kadar acentası var ki? Yani 10 milyon nüfuslu bir ülkenin. Zaten fazla bir acentası ya, yok. Ya, bin daha tane var mıdır? Teknolojiyi çok geriden takip ediyorlar. Yani biraz onun avantajı var açıkçası. Yani bir kere internet üzerinden satış yok. Yani dün ben operatörleri gezdiğim zaman da biraz da ne yapıyorlar? İşleyiş şekilleri, satış şekilleri. Baktığınız zaman Avrupa'dan çok uzaklar. Hatta yani bizim Türkiye'nin çok gerisindeler. Zaten Avrupa ile alakası yok. Biraz da zaten onunla yaşıyorlar. Yani yoksa yaşama şansları da kalmayacak. Yani buradan Selanik'ten otobüsler çıkıp toplama yapıyorlar. İşte Kavala'yla sınıra yakın köylerden, kasabalardan müşteri toplayıp İstanbul'a getiriyorlar. Dolmuş usulü olmasa zaten yapma şansları da, yaşama şansları kalmayacak. Yani girip de internetten, online'den İstanbul'da otel bakayım, ben gideyim de ulaşım yapayım, biraz daha Yunanlar açıkçası kapalılar. Bu kapalı olması da bizim için açıkçası turizmde biraz avantaj, biraz da bizi heyecanlandırıyor. Tabii ki burada Selanik'te bizim yapmamız gereken, Selanik'te uçak şeyleri, turları çok uzak. Yani Türk Hava Yolları uçuyor. Ama hala Selanikliler, tabii ki ben de doğal olarak dün arabayla geldik. Niye? Vakit kazanmak için. Türk Hava Yolları'nın saatleri, geliş gidiş saatleri, fuarın saatlerine uymadığı için sınırdan buraya biz 2,5 saatte geldik. Çok güzel yollar var. Yollar var. Bizim yollarımızdan Türkiye sınırı geçti, çok fark ediyor ama. Yolda da zaten öğrendiniz sayemde Makri'ye falan dalmışsınızdır belki. Dönüşte inşallah. Fuara yetişeceğimiz için. Peki. Dur ve iyi fuarlar diliyorum.